أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti siz değerli izleyici ve dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Çok değerli Seydam İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesi Mola Abdülkudüs Yalçın Seydam ile birlikte bugün de evlerinize misafir olduk, huzurlarınızdayız. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizlere bağlanarak yayınımıza katılabilirsiniz. Programımızın ilk 50 dakikası canlı yayında kendi sesinizle ekranda gördüğünüz 0412 255 1213 nolu telefon numarasını çevirerek bizlere bağlanabilirsiniz, yayına katılabilirsiniz. Hakeza ikinci bölüm ise 20-25 dakikası ise WhatsApp yoluyla, yazılı mesaj yoluyla bizlere ileteceğiniz sorularla devam edecek inşallah. Hazırsanız başlayalım. Kıymetli Seydam, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, hoş bulduk. İyi misiniz? Allah razı olsun, elhamdülillah. Allah cümlemize iyilik nasip eylesin. Amin, ecmain. Seydam, müsaadeniz varsa ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Şöyle bir sorumuz var Seydam. Kürtaj yapmak caiz midir acaba? Cenini aldırmak ya da hangi durumlarda caiz olabilir? Örneğin 40 günü daha dolmamış olan anne karnındaki bir cenini aldırmak dinen caiz midir, değil midir Seydam? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm izleyicilerimizin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Evet, kürtaj dediğimiz olay tabi aletlerle çocuğu cenini aldırmaktır. Bu tabi eskiden böyle bir üslup yoktu yani. Bu hani aletlerin gelişmesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle bu kürtaj denen olay. Yani özel bir şekilde çocuğu aldırmak. Evet. Meselesi ortaya çıkmıştır. Eskiden beri ise iskatul cenin deniliyordu. Yani o cenini düşürmek bazı vesilelerle, ya ilaçlarla ya da başka mesela hareketlerle cenini düşürmek vardı. Asri ulemamız, yani asrımızın uleması bunu ona kıyas etmişlerdir. O konuda tabi eski alimlerin de görüşleri vardır. Bu konuda değişik görüşler var. İhtilaflidir mesele. Fakat 120 gününü dolduran, 120 gününü dolduran bir cenini düşürmek bütün alimlerin ittifakıyla haramdır. Sadece annenin ölüm tehlikesi. Evet. Sadece annenin ölüm tehlikesi eğer varsa, doktor buna kesin bir şeyle, nazarla bakıyorsa, tabii güvenilir bir doktor, işinin uzmanı buna böyle ciddi bir şekilde bakıyorsa ve annenin ölüm tehlikesi varsa, o durumda işte almak caizdir diyorlar. Ama onun dışında genelde 40 günü doldurmayan cenin üzerinde ihtilaflar var. Bazı alimler bunun mutlak bir şekilde mübah olduğunu söylemişler. Bazılarının mekruh olduğunu, bazıları da mekruh olduğunu söylemiş. Bazıları da aynen bu 120 günü dolduran şey gibi demişler, eğer ihtiyaç varsa, zaruri bir durum varsa almak caizdir diye böyle görüşler vermişler. Bunların arasında bazı alimler işte yani bunu tercih etmişler. Yani ihtiyaç durumunda. Çünkü mesela alimlerimiz şöyle diyor. Diyor ki mesela eğer o sperm dediğimiz
anne rahminde sabit olduğu zamandan itibaren artık hayat var orada. Evet. Bu nedenle o hayatı gerekçesiz bir şekilde keyfi olarak sonlandırmak caiz değildir. Yani mesela rızık darlığı olabilir. Özellikle onun için zaten caiz değildir diyorlar evet. Alimler. Selam, iki telefonumuz var müsaadenizle evet. Alalım. Dilerseniz buyurun. Devam edelim. Öncelikle Konya'ya bağlanıyoruz. Konya. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Biraz beklettik. Alo, kusura bakmayın. Aleyküm. Buyurun, aleyküm selam. Yusuf Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkürler. Buyurun beyefendi. Seydam'ın ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Seydam'a bir sorum var. Tabii. Şimdi Bağkur var ya, Bağkur'dan insan emekli oluyor. Evet. Evet, buyurun. Mesela bazıları 5 sene sadece, mesela 25-30 senede 30 senenin sadece 5 senesini ödeyip emekli oluyor. Bazıları da bu 25-30 senenin hepsini ödeyip emekli oluyor. Evet. Bu 5 sene ödeyenler yani caiz mi hocam? Seydam'a bunu bir sormak istemiştim. Peki sorunuz yani anlaşıldı. Emekli helal mı, haram mı? Bazıları haram diyor. Peki. Anlaşıldı, soralım inşallah. Oldu, tamam. Hayırlı akşamlar. Peki, Allah sizlere Allah de hayırlı akşamlar. Selametle kalın inşallah. Eyvallah. İkinci izleyicimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Diyarbakır'dan. Öncelikle bizleri telefondan dinleseniz, televizyondan değil. Buyurun. Telefondan. Buyurun, sizleri dinliyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Kocama bir soru soracaktım. Evet, buyurun. Buzağı ölmüş. Sesinizi ben alamıyorum. Galiba yani ilet. O ölü buzağın derisini soyduk. Tamam. Yeni aldığımız buza onun derisi ölü olaraksa. Üstüne o inek ona yanaşmak için, ona koklama için, sağma için bırakmasınlar. Acaba caiz midir, haram mıdır, halal mıdır? Peki sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Tamam, teşekkür ederiz. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Selam, birinci sorumuz, eğer kürtaj süresiyle yarım kalmışsa buyurun. Yani devam. Bir iki cümleyle bitirebiliriz. Buyurun Selam. Şimdi hadis-i şerifin ifadesiyle 120 günde ruh üflenir. Bir cenine 120 günde ruh üflenir. Onun için mesela 120 günden sonra aldırmak kesin haramdır. Fakat 120 günden önce ise o mesela orada da yine ihtilaflar var. Evet. Tabii ki 40 günden sonraki alma artık o 120 gün dediğimiz 40 günden sonra olsa biraz daha ciddi yani şey gerekir. Yani diyelim ki ciddi bir gerekçe olması lazım. Bir zaruret, bir ihtiyaç lazım. Evet. Yani 40 günde hani dedik, bazı alimler buna fetva vermişler. Mutlak bir şekilde mubahtır diyenler bile vardır. Yani haram diyenler olduğu gibi mubah diyenler de vardır. Yalnız 40 günden sonra artık burada o 40 günde mubah diyenler bile burada artık bir şey söz konusu diye şey yapıyorlar, ileri sürüyorlar. Ciddi bir mazeret olması. Ciddi bir mazeretin olması. Ciddi bir mazeret de annenin ölüm tehlikesi. Yani ölüm tehlikesi veya sakat kalma veya evet. Da diyelim ki ceninin mesela öldüğü ve dolayısıyla anneye zarar verebileceği bu gibi durumlar olursa caizdir, yoksa peki. Caiz değildir. Peki selam. Diğer sorumuz, izleyicimiz evet. Bağkur emeklileri için söyledi. Örnek veriyoruz, 5 yılı kalmış, bu 5 yılı satın alıyor Seydam. Yani parasını veriyor ve emekli oluyor. Evet. Ya da artık kaç yılsa mesela, para vererek emekli oluyor yani. Bu gibi işlemler için dedi ki izleyicimiz, bazıları bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Acaba Seydam'ımız evet. Bu konuda ne diyor? Yani normalde ihtiyaç olmadığı zaman bu caiz değil. Evet Seydam. Yani çünkü bir bu emeklilik yani normalde yani fıkhi olarak caiz değildir. Evet. Fakat mesela diyelim ki bu adamın bakacak bir kimsesi yok ve başka bir yerden diyelim ki bir parası yoktur. Bundan dolayı mesela bir ihtiyaç dolayı bir nevi bir gelir kaynağı oluyor. Ona mesela ayda bir miktar şey gelecek. İşte o
ondan o ihtiyacını gidermek noktasında bir fetvası var. Selam şu an şöyle bir şey var. Vergiye tabi olunduğu gibi direkt devlet tarafından otomatikmen sen zaten bağkurlu olmuş oluyorsun. Yani evet. O senin elinde olan bir şey değil. O ayrı. Evet. Mesela diyelim ki tamamını vermedin ve şeye de son verdin değil mi? O işine son evet. verdin. O zaman bir mecburiyet var mı? Bir mecburiyet varsa zaten mecburdur yani. Evet, yani diyelim ki devlet diyecek ki bunları bu primlerini bitirmen lazım ki şeyi seni şey yapalım, seni emekli yapalım. Vermesen bunların üzerine borç gelir, fazla şey olur, diyelim ki faiz gelir. Öyle bir mecburiyet, bir sıkıntı varsa zaten burada adamın yapacağı bir şey yok yani. Orada bir sıkıntı yoktur yani. Peki Selam. Evet. İki telefonumuz daha var Selam, müsaadenizle. Muş'a bağlanıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm Müsaade. Aleykümselam ve rahmetullah. Size ve hocama selam, hocamın elinden öpüyorum. Eyvallah, bizler de sizlere selam ediyoruz. Hocama bir sorum var. Buyurun. Sorun bu. Bu Hanefi mezhebine göre imama tabi olunca Fatiha okunmuyor. Tamam. İmama tabi olmak sünnettir. Fatiha ise farzdır. Bunun tamam. geçerliliğini Seydam'dan detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorum. Peki, peki. Var mıydı başka hemen. Sorunuz? Yok, Allah yardımcı olsun. Peki, Allah'a emanet olun. Peki. Selametle kalın. Eyvallah. Diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben hoca şey soracaktım. Bu promosyonla ilgili. Evet. Bir gelin kaynanasına bu promosyon parasından verebilir mi? Bu bir. Bir de bu gelin burs almış zamanında. Evet. Bu bursların borçları vardır. Gelin kaynanaya bu, vermek istiyor değil mi? Hem bir kısmını kaynanağa vermek istiyor, bir kısmını da bu burslardan dolayı tamam. Burslardan kalan borçlarını ödemek istiyor. O şekil olur mu olmaz mı? Peki. Peki sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Allah razı olsun. Sizlerden Allah'a de inşallah selametle kalın. Hayırlı geceler. Seydam, izleyicimiz şöyle bir soru sordu. Dedi ki biz buzağı ölmüş herhalde. İnek doğum yapmış Seydam. Buzağı ölmüş. Yeni bir buzağı almışlar ineğe. Fakat dedi biz şöyle bir garip böyle bir farklı bir işlem yapmışlar. Ölen buzağının derisini soyup yeni aldıkları buzağının üzerine atıyorlar. Maksat diyorlar ki işte inek o buzağa alışsın. Acaba böyle bir işlem, yaptıkları işlem dinen caiz midir Seydan? Yani ölmüş buzağının evet, buzağı postunu. Ölmüş. Evet, yeni bir evet. buzağı almışlar. İnek evet. garipsemesin diye, kendi yavrusu zannetsin diye. Evet. O şekilde yapmışlar. Evet, burada bir sıkıntı yoktur. Yani çünkü bir canlıya bir zarar verme gibi bir durum olmadığı için ineğin de sütünün kesilmemesi için evet, aynen. bir ihtiyaca binaen bunu yapmışlarsa bunun zararı yoktur. Bir sakıncası yok. Yok. Peki Seydan. İzleyicimiz dedi ki Hanefi mezhebine göre imama tabi olunduğunda Fatiha okunmuyor. Evet. Yani acaba Fatiha normalde farzdır. Yani acaba evet. niye okunmuyor yani? Normalde imama tabi olmak yani evet. hani cemaatle namaz kılmak sünnettir zaten. Fakat Fatiha niye okunmuyor farz olmasına rağmen Seydan? Evet. Şimdi bu Hanefi mezhebinin içtihadıdır. Evet. Yani Fatiha'nın okunması farzdır demek bu Şafii mezhebine göre. Şimdi Şafii mezhebini Hanefi mezhebine kıyaslayarak bunu karıştırmamak lazım. De Hanefi mezhebin hani bir terim var. El imamu damin. Evet. Yani imam bir nevi mesuldür, yükleniyor yani. Evet, cemaatin evet. şeyini üzerine alıyor. Dolayısıyla cemaat diyor ki zaten o kıraati imam yapıyor. Yani evet. Hanefi mezhebine göre böyledir. İmam zaten bu işi yapıyor ve bunu işi imama havale ediyoruz. Biz de ona uyuyoruz, tabi oluyoruz. O da okuyor, biz de bekliyoruz. Yani o şekilde hareketlerde ona uyuyoruz. Kıraatte de biz susup kendisi okuyor. Evet. Bu şekilde o Hanefi mezhebine göredir. Yani Hanefi mezhebine göre bir me'mum, bir kişi imama tabi olduğu zaman onun Fatiha okuması farz değildir. Evet. Bu Şafii mezhebine göre öyledir. Şafii bir insan eğer Hanefi birisine bir imama tabi olursa o yine okuyacak. Gizliden zaten okuyor. Ona engel olacak bir şey yoktur. Peki Seydam. Evet. Eyvallah. İki telefonumuz daha var. Öncelikle Şırnak'a bağlanıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Şırnak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah.
Hocam iki sorum olacaktı hocaya da. Tabii. Hocam bir hayvan kestik yani kışlık hayvan için kestik. 2-3 gün sonra kan mesela benim atletme fışkırlamış böyle damla damla nokta nokta. Tamam. 2-3 gün sonra farkaya vardım. Acaba o o gördüğüm kan bir daha namaz kıldığım günlerden acaba kaza etmeli namaz, miyim değil miyim yani? Oluyor mu olmuyor yani kaza tamam. Mı edeceğim yoksa peki. Hocam bir daha bir sorum daha olacak. Tamam ikinci sorunuzu alalım buyurun. Bir daha dizin üstünde kaynak yaparken bir parça kaynak üstüne düşmüş böyle bir çivi gibi delmiş yani acaba o delik. Tamam. Pek böyle yani gözükmüyorlar da yani çok ufak. Uzaktan bakıldığında gözükmüyor delik, yakından o, gözüküyor. Efendim? Uzaktan baktığında gözükmüyor, yakından gözüküyor değil mi? Ha, yakından gözüküyorlar. Tamam. Acaba o namaz oluyor mu, olmuyor mu? Peki. Onu soracaktım. Soralım seyircimize inşallah. Allah'a emanet olun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkürler. Sağ olun. Sizleri sormalı. Sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam bir sorum olacaktı. Hocam şimdi biz esnafız, lokantada bize yemek geliyor. Bazı arkadaşlarımız boş tepsilerini dışarı bırakıyorlar. Tamam. Burada mesela köpekler bazen gelip o tabağı yalıyorlar. Evet. Yani bunun hükmü nedir hocam soracaktı. Mezheplere göre bunun hükmü nedir hocam? Peki, peki soralım inşallah. Sorunuz tamam hocam, anlaşıldı. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun, sizlere de selametle kalın inşallah. Seydam, diğer izleyicimiz promosyon sorusu geldi. Dedi ki, gelin kaynanaya promosyon verebilir mi? Bir de birazını kaynanasına vermek istiyor. Diğerini de zamanında burs almış, öğrenciymiş herhalde. Burs borçları var. Acaba o borçlarını kapatabilir mi promosyon parasıyla? Evet. Şimdi kaynanası eğer zekata muhtaç olacak derecede fakir ise evet. Ve onun bakıcısı kimse yok ise, yani onun kocası vefat etmiş, oğulları ona bakmıyor falan, eğer böyle bir durumda ise verebilir. Evet. Burs borçlarını da eğer başka şekilde kapatabiliyorsa promosyon ile kapatması caiz olmaz. Ama başka imkanı yoksa o zaman kapatabilir. Peki Seydam. Yani durum budur. Evet. Eyvallah. Seydam, diğer sorumuz izleyicimiz dedi ki ben kurban kestim, bir kurban kestim. O kurbandan kan üzerime sıçramış fakat ben 2-3 gün sonra fark ettim. Acaba o arada kıldığım namazları iade etmek zorunda mıyım? Ne yapmalıyım Seydam? Yani şu şekilde, eğer o sıçrayan damlaların toplamı çapı 1 santimi geçmiyorsa nakıldığı namazlar caizdir Şafii mezhebine göre. Ama o damlaların toplamı eğer bir çapı yani yuvarlak bir damla olarak hesap edildiğinde çapı 1 santimi geçiyor ise o zaman o namazları iade etmesi gerekir. Peki. Yalnız şu var, diyelim ki kurban bayramında kurban kesmekle meşgul olmuş, sadece bir tane değil. Yani birçok kurbanı kesmiştir. O zaman bir şey olmaz. Yani namazını kılmaya yani şey yapmayabilir. İade etmeyebilir. Çünkü böyle bu işlerle mesela çok uğraşanlar, özellikle kurban bayramında bu işi üstüne alan yani birkaç kişinin kurbanını, birçok kurbanı günümüzde olduğu gibi bazıları yapıyor, bazı müesseseler. Evet. Böyle bir durumda bir af vardır. Peki Seydam. Evet. Diğer sorumuz, kaynak yaparken Seydam, demiri kaynak yaparken bir kaynak parçası diyor ki pantolonumun üzerine geldi, dizüstü ve orayı bir çivi miktarınca yırttı diyor. Uzaktan pek görünmüyor, yakından görünüyor. Acaba o şekilde de bu sefer kılınan namazlar geçerli midir yoksa yine iade edilmesi gerekiyor mu? Yani yakında bakıldığı zaman eğer altındaki deri gözüküyorsa o şekilde Şafii mezhebine göre olmaz. Namaz iade olmaz. Etmesi lazım. İade etmesi lazım. Peki. Ama yakından da bakıldığı zaman da sadece delik olduğu biliniyor. Fakat altındaki yani
şey görülmüyor yani cismin mesela bedenin rengi görülmüyorsa namazı yerindedir yani. Peki. İade etmesine gerek yok. Eyvallah. İki telefonumuz var Seyda müsaadenizle. Evet. Yozgat'a bağlanıyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, iyi akşamlar hocam, ellerinden öperim. Sağ olun, teşekkürler. Sizlere de iyi akşamlar efendim. Hocam, katılım bankalarında ev kredisi ya da ev almak caiz mi, onu öğrenecektim. Peki. Var mıydı başka sorunuz? Yok, sağ olun. Hocamın ellerinden öperim. İyi akşamlar. Selametle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Diğer izleyicimiz Urfa'dan. Şanlıurfa, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, bizde bir sorumuz olacaktı. Tabii, buyurun. Şimdi biz ücretli öğretmenlik yapıyoruz. Bir köyde ikamet ediyoruz. Evet. Hocamıza, biz okulun lojmanını kullanıyoruz. Evet. Okulun ısıtması için kullanılan kömür gündüzlerin okulu ısıtıyor, geceyi lojmana aktarılıyor. Onu kullanmak caiz midir? Yani kömür okul için geliyor, siz lojmana da aktarıyorsunuz. Öyle mi anladım? Doğrudur. Peki. Peki, soralım inşallah. Var mıydı başka sorunuz bu arada? Yok hocam. Teşekkür ederim. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Seydam, bir esnaf kardeşimiz dedi ki biz gündüz yemeğimizi lokantadan istiyoruz. Lokanta getiriyor yemeği, biz yiyoruz. Ve işte lokantacılar bize diyorlar ki kapıya bırakın ya da o şekilde oluyor genellikle. Fakat köpekler geliyor Seydam, o tabaklara işte yalıyorlar o tabakları. Evet. Acaba onun hükmü nedir? Bunun bir mesuliyeti var mıdır? Ne yapılması lazım? Nasıl yani lazım? Şafii mezhebine göre evet, eğer kesin biliyorsa ki yani yalıyor eğer o köpek, evet, onu mutlaka 7 defa yıkamaları gerekir Şafii mezhebine göre. Evet. Fakat Hanefi mezhebine göre zaten o gidip onlar götürülüp yıkanıyor. Ve o yıkanma yeterlidir zaten. Evet, necis olsa bile yani oraya götürülüp mesela şeyler üzerinden su akıttıkları için ve şey yaptıkları için o artık onlara göre tahir oluyor. Peki, yani soru şu, bizim bilsek ki köpek yalayacak, ona rağmen oraya bırakmakta bir sakınca var mıdır? Yok, sakınca yok. Sakınca kullanmada vardır. Peki Seydam. Evet. Eyvallah. Diğer sorumuz, katılım bankalarından Seydam ev kredisi çekmek. Acaba doğru mudur, caiz midir, değil midir Seydam? Yani kredi çekmek, ev almak istiyoruz, evet, ev almak istiyoruz. Evet. Kredi, yani ev almak istiyoruz, kredi çekiyoruz ya da katılım bankası vesilesiyle ev sahibi olmak istiyoruz. Heh. Şimdi bildiğim kadarıyla tabi kredi vermiyor. Katılım bankaları kredi vermiyor, yani nasıl para vermiyor. Sana? Yani onlar mesela diyor ki ev bul, heh, evi buluyor mesela bir miktar bu alan kişi peşin veriyor, kalan kısmını da taksitlere bölerek artık bir nevi o banka artık o borcu veriyor. Yani o kalan kısmı veriyor. Verdiği parayı da alıcıya artık taksit yaparak biraz artışla şey yapıyor, alıyor. İki şimdi satış burada şimdi burada iki satış meydana gelirse sıkıntı yok. Yani banka diyelim ki bu satışı gerçekleşir, bir nevi o ev bankaya ait oldu. Ondan sonra da kişiye satacaksa tabii ki taksitle sattığı için fiyatını biraz artıracak. Orada bir sıkıntı yoktur. Peki Seydam. Evet. Allah razı olsun inşallah. Teşekkürler. İki telefonumuz daha var Seydam müsaadenizle. Öncelikle Kahramanmaraş'a bağlanıyoruz. Buyurun. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de inşallah. Sağ olun. Ya hocam bir şey var da bir bayan var bizim akraba. Babası bankada çalışıyordu. Evet. O da vefat etti. Onun maaşını alsam caiz midir diyor. Babası vefat etmiş değil mi? He, babası vefat etmiş. Ancak bankadan memurmuş yani. Tamam. Emekli maaşı mı var şu an? He, emekli maaşı peki var. Peki, peki. Sorunuz anlaşıldı. Var mıydı başka peki sorunuz? Yok vallahi, canım sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selametle kalın. Eyvallah. Diğer izleyicimiz Batman'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Hocama bir soru olacaktı. Eyvallah, buyurun. Ya şimdi bu kerahat vakitlerinde evet, namaz kılınmaz hocalarımız, imamlarımız öyle diyorlar değil tamam mi? Tamam. Yalnız bazı sünnetler var. Mesela camiye gidiyoruz. Kerahat vaktidir.
sünnet kılınır mı kılınmaz mı? Veyahut da Kur'an okuyorsun kıraat vaktinde tilavet sedesi yapması gerekiyor mu, yapılır mı yapılmaz mı? Onları bir soracaktım. Peki, sorunuz anlaşıldı. Biz detaylı cevap vermeye çalışacağız inşallah. Ekran başında kalın, dinleyin, inşallah detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Tamam. Eyvallah, selametle kalın, hayırlı geceler. Seydam, diğer sorumuz, izleyicimiz dedi ki ben ücretli öğretmenlik yapıyorum, köyde yapıyorum, köyün lojmanında kalıyorum. Normalde okul için kömür geliyor Seydam, fakat biz onu lojmana da aktarıyoruz ısıtmak için. Acaba bu işlem doğru mudur, yaptığımız şey doğru mudur, caiz midir değil midir Seydam? Yani normalde caiz değil. Çünkü onlara ait değil. Yani çocukların ısınması için gelen bir şeydir. Ama eğer başka ısıtma imkanları yoksa... Hani yani, ücretli öğretmenlik yapıyorlar, maaşları da düşüktür muhtemelen. Yani eğer öyle bir imkan yoksa, çok sıkıntı çekiyor durumu da mesela şeyse, orada bir fetvası var yani. Yani mesela oradaki müdürlüğe, okulun müdürlüğüne falan bildirmelerine gerek var mı Seydam? Yoksa... bildirmeden de kullanabilirler mi? Caiz olduğu vakit. Yani bu eğer bir ihtiyaç ise onu söylemelerine gerek yok. Zaten söylese yani işte resmiyette herhalde fetva verilmez. Yani şey ben fetva diyorum yani izin verilmez. Fakat muhtaç ise gerçekten. Yani başka ısıtma imkanı yok. Ve ücretli şeyle de onun dışında bir geliri yok. Ve yani bir muhtaç için bazı fetvalar verilir yani. Normalde fetvası olmayan ihtiyaç dahilinde, ihtiyaç kadar ama fazla değil. İhtiyaç kadar kullanabilirler. Peki Seydam. Diğer sorumuz, izleyicimiz dedi ki Seydam, bir akrabamız vardı dedi. Babası bankada çalışıyordu. Yani faizli bir banka muhtemelen. Vefat etmiş babası. Şimdi kızı onun maaşını alabilir mi diyor. Yani haram olan bir işte çalıştıktan sonra emekli olan bir kişinin maaşını alabilir mi çocukları? Bir sakıncası var mı yani? Yani haram veyahut helal iş olsun. Babası vefat ettikten sonra yani o emekli şey yani o onlar adına kayıtlı oldukları için mi yani veriliyor onlara? Evet Seydam. Normalde, yani normalde veriliyor değil mi? Tabii. Normalde bir kişi öldükten sonra onun eşi varsa eşine, çocuklarına, kızına geçiyor o para. Onların için bir sıkıntı yok. Yani bir haramlık varsa o baba içindir. Nasıl ki mesela sağlığında diyelim ki eşi, çocukları yani o paradan o getirdiği yani gelirden mesela yiyebiliyorlar. Onlar için bir sakınca yoktur. Vefatından sonra da bunların başka bir geliri yoksa yine ondan yiyebilirler yani. Onlar için bir günah yoktur. Evet. Peki Seydam, Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet. İki sorumuz daha var. İki izleyicimiz daha var. Öncelikle Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza Diyarbakır. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Hoca bir sorum olacak. Buyurun. Bu promosyonla ilgili çok dinledik hocayı. Haram olduğunu biliyoruz. Biz de onu borç olarak kullansak, şu an ihtiyacımız var. Sonra versek olur mu? Hani borç olarak kullansak. Hangi konuda ihtiyaç sahibisiniz mesela? Yani bu borç ne içindir yani? Örnek veriyorum. Biz araba aldık. Birinden borç aldık. Tamam. O borcu ödemek istiyoruz. Peki. Peki, sorunuz anlaşıldı. Var mıydı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Selametle, bizler teşekkür ederiz. Diğer izleyicimiz yine Diyarbakır'dan, Silvan'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hocamın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Buyurun. Hocama şu sorum olacaktı. Annem adına soracağım. Tamam. Şimdi annem ablamla tartışırken ablam tabii bekarken yani ablamla tartışırken şunu vaat etti. Yani sen evlenip gitsen ben bir kurban keseceğim. Yani tartışmalı anda ve sinirli bir anda söylemişti. Anneniz mi söylemiş, ablanız mı? Evet, ablamla tartışırken. Tamam. Tamam. Şimdi ondan sonra tabii ablam da evlendi, gitti. Aradan 1-2-3 yıl geçti. Şu an annem şunu merak ediyor. Acaba bu kurbanı kesmeli miyim? Yani bana bir şey var mı? Ama sinirli bir anımda söyleyeyim. Yani şu an ne yapmam lazım? Tamam.
Peki, sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Eyvallah. Kıymetli Seydam, diğer sorumuz şöyle oldu. Bu soru yine çokça merak edilen bir soru. Kerahat vakitlerinde Seydam namaz kılınmıyor deniliyor bize diyor. Kerahat vakitleri hangileridir Seydam kısaca? Bir de hangi namazlar kılınır, hangi namazlar kılınmaz Seydam? Bu konuda Şafii ve Hanefi mezhepleri arasında fark var. Evet. Hanefi mezhebinde mesela kerahat vaktinde hiçbir namaz kılınmaz. Farz dahi. Yani kaza dahi kaza kılınmaz. Dahi. Evet. Onun için mesela bunu bilmemiz lazım. Şimdi bu konuda bazen Hanefi mezhebinden bazı kardeşlerimiz ile Şafiiler tartışıyor. O diyor oluyor, o diyor olmuyor. Evet. Şimdi herkes, her birisi kendi mezhebine göre söylüyor. Bunu da birbirine yani şey yapamıyorlar, belirtemiyorlar. Hangi vakitlerde? Yani şimdi normalde Şafii mezhebinde mesela sabah namazı kılındıktan sonra. Evet. Bu bir. Güneş doğma esnasında. İstiva zamanında, yani güneş tam böyle gökyüzünün tam ortasına geldiğinde, böyle öğleden birkaç dakika önce yani. Güneş doğma esnası dediniz ya, güneş doğduktan kaç dakika sonraya kadar Selam? Güneş doğduktan 15 dakika sonra kılınır. Eyvallah. Evet. Bir de istiva dedik. Yani tam böyle tepede güneşin gökyüzünün tam ortasına geldiği zaman. Evet. Bir de ikindi namazı kılındıktan sonra. Bir de güneş batma esnasında, tam böyle batıncaya kadar. İşte bu vakitlerde sebepsiz namaz kılınmaz. Şafii mezhebinde bu kayıt var. Bir sebepsiz, bir de sebebi kendisinden sonra olan namazlar kılınmaz. İzah edersiniz ama Selam. İzah edeceğiz. Sebebi kendisinden önce olan namazlar kılınır. Mesela kaza namazı sebebi var. Geçmiştir. Onun kılınması lazım. Evet. Bunun için bir sınır yok. Bütün şey vakitlerinde kılınır. Ayrıyeten mesela abdest almışsın. Bu sebep öncedir. Abdest aldıktan sonra abdest sünneti kılınabilir. Tilavet secdesi Seydam. Tilavet secdesi kılınabilir. Yani yapılabilir. Tahiyyetül mescid kılınabilir. Bunların evet. sebebi çünkü ondan öncedir. Ama mesela istihare namazı kılınmaz. Hacet namazı kılınmaz. Mutlak nafileler kılınmaz. İşte bu fark vardır. Bu Şafii yani. Mezhebine göre. Bu Şafii mezhebine. Ama dedik Hanefi mezhebine göre hiçbir namaz kılınmaz. Peki Selam. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun inşallah. Selam, diğer sorumuz, izleyicimiz dedi ki biz hani promosyonun haram olduğunu biliyoruz. İhtiyaçsız bir şekilde kullanmanı. Fakat evet. biz araba almışız, araba borcumuz var. Evet. Sadece bu promosyonu diyoruz oraya verelim. Sonra yarın öbür gün para elimize geçerse biz o promosyonu tekrar çıkaracağız. Acaba bu caiz olur mu Selam? Eğer bir sıkışıklık söz konusu ise olur. Evet. Ama yok, madem ki bu vardır şimdi bunu verelim, adamın gönlünü alalım, yok. O şekil olmaz. Zaten arabayı da onun hesabına almamışlar. Evet. Dolayısıyla bir şekilde borçlarını ödeyebilirler. Ama diyelim ki bazı şeyler rast gitmemiş. Yani diyelim ki ters gitmiş ve şimdi bir sıkışıklık meydana gelmiş. Araba sahibinin bu borcu ödenmesi gerekir. Ellerinde de bu promosyon var. Onu şimdi verelim, sonra mesela bu borcumuzu ödelim, olabilir. Peki Seydam. Eyvallah. İzleyicimiz dedi ki annemle ablam Seydam, daha ablam evlenmeden önce bekar iken tartıştılar. O sinir esnasında anne kızına diyor ki eğer sen evlenirsen ben bir kurban keseceğim diyor. Hı-hı. Ve şu an tabii ablası, soruyu soran kişinin, işte bayan evleniyor. Annem şu an soruyor diyor, acaba benim o kurbanı kesmem gerekiyor mu? Ben böyle bir söz söylemiştim sinir anında. Evet, yani kesmesi gerekir. Adaktır yani. Adaktır, evet. Adaktır, farzdır yani. Yani artık lazım. Onu mutlaka kesmesi lazım. Peki sen, şu an imkanı yoksa Seydam mesela? Yani ne zaman imkan olduysa, yani imkanı olmadığı zaman Allah inşallah onu sorumlu tutmaz. Ama imkanı olduğu zaman o kurbanı vermesi lazım. Peki Seydam, eyvallah. İki telefonumuz daha var. Öncelikle Mardin'e bağlanıyoruz. Mardin, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Seydan, ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Ben Şafii'yim. 25 yıl evvel 20 gün oruç borcum vardı. Tamam. Şimdiye kadar hiçbir onu da ne kaza yaptım ne yapmam gerekiyor. Tamam. Şafii mezhebine göre. Bir de ikinci sorum, bazen camiye gidiyoruz bu hutbelerde.
bir bakıyorsunuz yani şey olmayan şeyleri bize söyle. O kadarımız oluyor mu olmuyor? Yani ne gibi mesela? Mesela diyor Zafer Bayramı bize anlatıyorlar imamlarımız. Peki. Yani hutbeyle ilgili olmayan şeylerdir bunlar. Peki anlaşıldı. Oluyor mu olmuyor? Biz günahkar mıyız değil miyiz? Yani peki sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de inşallah. Diğer izleyicimiz İstanbul'dan. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul. Diğer izleyicimiz İstanbul'dan. Buyurun hoş geldiniz. Öncelikle hoş televizyonun bulduk. Sesini kısarsanız. Sağ olun teşekkürler. Buyurun. Ben hocamla bir soru soracaktım. Tamam buyurun. Ya bu Cumhurbaşkanı yeni evleri çıkartmış yani bu fakirler için. Evet. Yani evli olmayan Toki. İnsanlar için. Tamam. Bu banka diyor biz bankadan alırsak yani banka bu evler bankaya gidiyor. Bankadan alırsak bize günahı var mı yok mu? Yani bu faize girer mi girmez mi? Tamam sorunuz anlaşıldı soralım yalnız, inşallah. Yalnız böyle bir şey var. Evet. Bir de bir sorun daha olacak. Tamam buyurun. Ben tabii Şabri'yim. Haniflerin hanifi. Kocaların arkasında namaz kılıyorum. Son rekatlarda Fatiha'yı yetiştiremiyorum. Ben biraz beklersem Fatiha'yı bitirdikten sonra rükûya girse bir şey olur mu? Peki. Sorunuz anlaşıldı. Yayında kalın. İnşallah Seyda'mıza soralım. Tamam. Peki selametle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Eyvallah. Selam izleyicimiz dedi ki ben 25 yıl önce 20 gün oruç tutmadım. Acaba bu oruçlarımı nasıl kaza etmeliyim Selam? Bu Ramazan gelmeden önce yani zaten fırsattır. Günler de kısadır. Evet. Hava da serindir. Kazalarını yapsın. Bu kazalarını yaparsa artık kefaret vermesi gerekir. Yani her bir gün için 20 tane kefaret. 25 yıl önce mi dedi? 25 yıl önce 20 gün seydi. Evet. Her bir gün için 25 tane kefaret verecek. Çünkü her bir yılın üzerinden geçmesiyle katlanıyor kefaret. Her bir gün için 25 tane kefaret verecek. Her bir kefaret de Şafii mezhebine göre bir müddür. Yani 600 gram yaklaşık 600 gram buğdaydır. Bunu tabi bunun parasını hesap edecek. Yani diyelim ki 20 ilk önce 20 tane 600 ne kadar yapar ve onu da 25'e çarpacak. Peki Selam hani 20 yıl önceki enflasyonla şu anki yani 20 yıl önce 600 gram buğdayla şu anki 600 gram bugünün, fark etmiyor değil bugünün, mi? Zaten aynı hesaba geliyor. Bugünün fiyatıyla zaten bugünün fiyatıyla hesaplayacak. Evet. İlk önce mesela diyelim ki 20 tane 600 ne kadar gram yapıyor. O 20'yi yaptıktan sonra onu da toplamını bu sefer 25'e çarpacak. Bakalım kaç kilogram ortaya çıkıyor. Evet. Onu isterse buğday olarak versin. Zaten verse de yine kıymetlidir. Yani diyelim ki bir fakirin en azından bir miktar ununu şey yapar. İsterse de parasını verir. Peki Selam. Evet. Yalnız eğer oruç tutmadığı müddetçe her bir Ramazan geçtiği zaman katlanır. Yani tutsun şu anda. Yani itibaren kazasını yaptıktan sonra artık o kefaretler durur. Peki Seydam. Diğer sorusu izleyicimiz dedi ki biz bazen hutbelerde Seydam imamlar böyle bize göre uygun olmayan bazı şeyler söyleyebiliyorlar. Evet. Kendi tabiriyle işte dinimize uygun olmayan. Evet. Acaba bu hutbelerde bize bir sorumluluk var mıdır yok mudur? Biz cemaat olarak sorumlu muyuz? Bizim hutbemizde namazımızda bir sakınca oluyor mu Seydam? Hayır. Yani onun için hiçbir mesuliyet yok. Evet. Çünkü o camiye gitmekle mükelleftir. Evet. Cuma namazını kılmakla mükelleftir. Oradaki imam efendinin söylediği eğer yanlış bir şey varsa onu bağlar. Peki kalkıp giderse Seydam? Hutbe esnasında? Caiz değil. Yani eğer diyelim ki daha çok güvendiği bir imam varsa ve oraya yetişecekse gitsin. Evet. Ama eğer yetişemeyecekse çünkü cuma namazının farziyeti ayrı bir şeydir. Aynen. Yani o sözleri söylemekle cuma namazının farziyeti kalkmaz yani. Peki. Dolayısıyla o orada yani namazını kılsın. Ha şöyle yapabilir. Mesela namazdan sonra imamı yalnız ederek yani böyle tenha bir şekilde ona güzel bir ifadeyle hocam sen şöyle şöyle söyledin acaba bunlar doğru uygun mudur? Doğru mudur? Dinen bunlar caiz midir? Bizi bir ikna edersen, bize bir delilli bir şekilde ifade edersen mutlaka imam efendi bir şeyler söyleyecek yani.
Peki Sedat. Evet. Eyvallah, Allah razı olsun. İki telefonumuz var. Öncelikle Şanlıurfa'ya bağlanıyoruz. Şanlıurfa, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun, elbette. Sizi dinliyoruz fakat siz televizyondan değil, bizi telefondan dinleyin, tamam. Sizden ricam. Evet, buyurun. İnşallah, tamam, sağ ol. Buyurun. Hocam biz çarşı pazara gidiyoruz. Tamam. Evet, bir de böyle açık saçık kadınlar var. Tamam. Birinci seferde baksak haramdır. İkinci sefer baksak haram olduğunu biliyoruz. Ama bu tarafa bakıyoruz, birini görüyoruz, öbür tarafa bakıyoruz. Yani gözümüzü sakındıramıyoruz. Evet. Acaba o kadınlar mı suçludur yoksa biz mi günahkarız, onlar mı günahkardır? Sorunuz bu kadar mı? Var mı başka sorunuz? Evet. Var mıydı başka sorunuz? Peki. Allah'a emanet Hayır, olun. Hocam, sağ olun. Sorunuzu soralım inşallah. Selametle kalın. Diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Diyarbakır. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Buyurun. Bir sorum olacaktı. Tabii, alalım sorunuzu. Hocam ben Şafii mezhebindenim. Evet. Yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat niyetini de kılıyorum. Tamam. İki rekatın ardından 11 rekat vitir var. Tamam. O vitrin iki rekatını kılıyorum. Devamlı gece kılıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Son cümlenizi anlayamadım. O vitrin iki rekatını kılıyorum. Tamam. Devamlı gece kalkıp kılıyorum. Tamam. Şimdi o kıldığım vitrin namazı gece namazı yerine geçiyor mu? Peki. Var mıydı başka sorunuz? Geçmiyorsa önce gece namazını kılmam lazım. Yoksa vitrini kılıp ardından gece namazını kılmam lazım. Tamam. Peki, var mıydı başka sorunuz? Sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Bir de gece namazı hangi, yani ne zaman makbul oluyor? Onu da soracaktım. Gece namazı. Hı-hı. Peki, onu da soralım inşallah. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Seydam, izleyicimiz dedi ki Toki, Seydam, Toki'den ev sahibi olmak caiz midir? İzleyicimizin endişesi de faizli bir bankayla muhatap olacağız diyor. O bankadan bize o evi alacağız, parayı oraya ödeyeceğiz. Acaba bunda bir sakınca var mıdır Seydam? Yani ihtiyaç sahipleri için bir sakınca yok. Mesela hiçbir evi yoktur, başka ev alma imkanı da yoktur. Nakit parası da yoktur. Mecburen ancak bu şekilde ev sahibi olabiliyorsa Toki'den ev alabilir. Tabii ki Toki şimdi mecburen bir bankaya zaten havale ediyor. Bu devlet sistemidir. Yani o alıcı ile bir şeyi yok, yani bir mesuliyeti yoktur alıcının. Fakat bildiğim kadarıyla katılım bankalarıyla da bu işi yapabilirler Seydam. Yani eğer alıcı bunu yapabiliyorsa evet. Bunu yapmak zorundadır. Evet. Öyle bir şeyi varsa, öyle bir imkan varsa, bir imkanı varsa, hı-hı, yani faizli banka yerine gidip katılım bankasından da bu işi eğer halledebiliyorsa o zaman faizli bankasına gitmesi caiz olmaz. Eyvallah. Peki Seydam. Evet. İzleyicimiz dedi ki Seydam, ben Şafii mezhebine tabiyim fakat Hanifilerin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorum. Özellikle son rekata yetişemiyorum. Böyle onlar rukudan kalkınca ben daha yeni Fatiha'yı bitiriyorum. Acaba bu şekilde benim namazımda bir sakınca var mı Seydam? Yok, sakınca yoktur. Zaten Hanefi mezhebinde genellikle imamlar çoğunlukla yani son iki rekatta Fatiha değil, üç tane ayet okuyorlar herhalde. Evet. Çünkü onların mezhebinde bu şekilde caizdir. Yani onun için mesela genelde Şafii me'mumlar onlara yetişemiyor. Çünkü Fatiha 7 ayettir. 7 ayeti bitirinceye kadar onlar rükûtan da kalkıyor. Böyle bir durumda yani geri kalmasının bir sakıncası yok. Çünkü mazurdur, özürlüdür. Aynı şekilde devam et. Bir şey olmaz. Peki Seydam. Evet. Eyvallah. İki telefonumuz daha var müsaadenizle. Evet. Öncelikle İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam ben öperim. İki sorum olacaktı size de. Eyvallah, buyurun. Hocam ben buradan 4-5 sene önce bir 750 TL yerden buldum da. Tamam. Şimdi o esnada çevreme baktım, yani kimse yoktu. O para da o zamanlarda ben harcadım, yani şeytan tamam. İşi. Tamam. Şimdi hiç aklımda çıkmıyor. Şimdi tamam. Ne yapmam lazım? Namaz kılıyorum aklımda, gece aklımda. Onu ne yapmam lazım? İkinci sorun da
Ben yani servis çekiyorum. Akşam tamam. namazı şu anda yani eskiden değil de şu anda tam servis saatine geliyor. Evet. Ben sadece farzı kılıp da çıkıyorum. O sünnetler kalıyor. Nasıl olacak onu da sormak istedim. Peki, peki. Allah kabul eylesin öncelikle. Soralım inşallah. İyi akşamlar. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Sizlere de iyi akşamlar efendim. Diğer izleyicimiz, son izleyicimiz Antep'ten. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hocam. Sağ olun, teşekkürler sizlere de. Bir sorum vardı da. Buyurun. Şimdi benim eşim 5 vakit namazlarda şeye gitmiyor, camiye gitmiyor namaz, yani cemaatle beraber namaz kılmıyor. Tamam. Ben de diyorum ki sen evde namaz kılıyorsun, senin camide kılman lazımdır. Peygamber Efendimiz bundan dolayı çok rahatsız olur diyerekten. Eşim de hayır diyor, öyle bir şey yoktur. Bu sorumu sormak istemiştim hocamıza. Normalde namazını kılıyor değil mi? Normalde farz namazını kılıyor. Namaz, sadece camiye gitmiyor. Namazlarını kılıyor. Şimdi camide namaz kılsın. Peki. Cemaatle. Peki, soralım inşallah. Evet. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sizlere de Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Seydam, ilk sorumuz şöyle. İzleyicimiz dedi ki biz çarşı pazara gidiyoruz. Ve maalesef haramlar çoğalmış. Yani açık saçıklık çoğalmış. Dolayısıyla nereye baksak biz haram görüyoruz. İlk bakış her ne kadar helal olsa da ikincisi haramdır ama biz oraya çeviriyoruz, buraya çeviriyoruz. Acaba bu günah bize mi aittir yoksa o kadınlara mı aittir? Biz ne yapmalıyız Seydan? Evet, maalesef ahir zamanda bu fitne çoğalmış. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri de bir bir çıkıyor. Evet. Kadınlarda haya kalmamış ve örtü kalkmış. Onun için sadece çarşı pazarda değil, yani biz evimizden çıktığımız gibi aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Yani komşumuz öyledir, alt komşumuz öyle, üst komşumuz öyle, yan komşumuz öyle diyelim. Dolayısıyla bazen kapıda karşılayabiliyorsun, bazen asansörde karşılaşabiliyorsun, bazen merdivende. Velhasıl bir musibettir yani. Önemli olan kasıttır. Şimdi kasıtlı olarak bakmadıktan sonra inşallah mesuliyet yoktur. Baktığın gibi yani mesela yüzünü çevirirsen, özellikle diyelim ki ayak uçlarına bakarsan, yolda yürürken mesela ayak uçlarına bakarak gidersen, tabii hani tehlike olmadığı olmaması için cadde gibi yerlerde tabii ki onu dikkat edeceksin biraz, böyle araba var mı yok mu? Evet. Öbür türlü yani mümkün olduğu kadar insan böyle ayak ucuna bakarak yürüyecek ve işlerini görecektir. Evet. İhtiyaç için mesela sağa sola bakmak zorunda kaldığında, gayri ihtiyari eğer mesela uygun kıyafetli olmayan kadınlara bakmasında da onun için bir günah yok. Asıl günah ve büyük günah o kadınlara ve o kadınları o hale getirenleredir. Evet. Evet. Allah bizi affetsin. Amin Seydam. Allah-u Teala evet. cümlemizi hayırlı bir kapı açsın İslam ümmeti Geçmen. İçin. Diğer sorumuz Seydam. İzleyicimiz dedi ki ben Şafii mezhebine tabiyim. Şöyle yapıyorum. Yatsı namazını kılıyorum Seydam. Evet. Daha sonra yatsı namazının iki rekatını da kılıyorum. İki rekat sünnetini de kılıyorum. Sonrasında ise 11 rekat vitir namazı var biliyorum. Bu 11 rekatın da 2 rekatını kılıyorum. Gerisini uyuyorum. Uyandıktan sonra gece namazına bırakıyorum. Acaba benim bu kıldığım vitir namazı aynı zamanda gece namazı da oluyor mu? Olmuyor mu Seydan? Bir de özellikle gece namazının vakti nasıldır yani? Evet. Şimdi vitir namazı en az 1 rekattır. En çok 11 rekattır. İsterse bir rekatı kılarak bitirir yani yatsı namazından sonra. Yatsı namazının ratibelerini de kıldıktan sonra bir rekat vitir kılıp bitirir ve sonradan gece namazına kalkar. İsterse de o vitir namazını geceye bırakır ki bu daha iyidir. Onun yaptığı iyidir yani, iyi bir şeydir. Ve kıldığı vitirler aynı zamanda teheccüd yerine de geçer. Teheccüd yerine de geçer. Ama teheccüdleri ne zaman kılalım, ne zaman daha iyidir diye sorsa fecre yakın. Yani şafak sökmeden önce diyelim ki şöyle bir saat önce kalkar veyahut da bir buçuk saat önce artık kendi kuvvetine göre kalkıp mesela 11 rekat vitir namazını kılarsa ve bu aynı zamanda teheccüd yerine de geçer. O daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapmıştır. Peki. Hazreti Ayşe validemizin söylediğine göre.
Eyvallah Sedef. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, iki sorumuz kaldı ama reklam arasına giriyoruz. Reklam arasından sonra tekrar buradayız inşallah. Evet değerli izleyiciler, programımızın ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Birinci bölümden elimizde iki sorumuz vardı. İki izleyicimizin soruları vardı. Onlarla başlayalım hemen. Selam izleyicimiz dedi ki ben 4-5 sene önce yerde 700 TL para gördüm. O zaman etrafıma baktım ama kimseyi göremedim. Ben de o parayı kullandım. Fakat o zamandan beri bu para hiçbir şekilde aklımdan çıkmıyor. Yatıyorum aklımda, kalkıyorum aklımda böyle. Evet. Acaba ben yani ne yapmalıyım acaba? Yani bir kusur işlemiş o zaman bulduğu yerde diyelim ki en yakın bir cami imamına haber vermesi gerekirdi. İşte bir miktar para buldum. Siz işte vakit namazlarında, cuma namazında bunu bir ilan edin. Diyelim ki şey yapabilirdi eğer yani etrafındaki o yakınlardaki... Şu an belediyelerde kayıp ilan şeyleri var Seyda. Ya da kayıpların, kayıp eşyaların bırakıldığı yerler var Seyda. Yani o şey yapılabilirdi. Yani evet. En azından bir haber verebilirdi. Onu yapmadığı için o mesuliyet var. Evet. Ama zaman geçmiş mesela. Evet Seyda. Bunun için mesela ne yapabilir? Şimdi zaten tevbe edecek, istiğfar edecek. Ve o miktarda eğer sadaka verse o para sahibi için... Onun adına o sadakayı verirse ve ciddi bir şekilde pişman olup tövbe ederse inşallah Allah affeder. Peki Seydan. Evet. Diğer sorusu dedi ki ben servis şoförüyüm, servis çekiyorum Seydan. Akşam namazını kılıyorum, hemen sünnetlerimi kılmadan servise gitmek zorundayım, yetişmek zorundayım. Bu şekilde sünnet kılmadığım için bir mesuliyetim var mıdır Seydan? Yani sünnet kılmak zaten adı üzerinde sünnettir, sevaptır. Evet. Sünneti kılmadığı zaman sevaptan mahrum kalır. Yalnız bu kardeşimiz demek ki duyarlı bir insandır. Evet. Ve o sünneti kılmadığı için biraz demek ki rahatsız oluyor. İnşallah o niyetle kalktığı için o sünnetleri de kılmış gibi oluyor. Kılmış gibi sevap alacak evet. İnşallah. Yani peki, farzını kıldıktan sonra... Eyvallah Seyda. O niyette de o var olduğu için onlara da zaman yetmediği için inşallah o sünneti de o sevabı da alacaktır. Peki bu konuda Hanefi ve Şafii arasında bir fark var mı Seyda? Yok yani Hanefi'de de hani Hanefiler biraz daha sünnete ehemmiyet veriyorlar ama yine sünnettir. Peki Seyda. Vitirde bir farklılık var. Vitir vaciptir. O da zaten vitirleri herkes kılabilir çünkü zaman müsaittir. Peki Seyda. Eyvallah. Evet. Son olarak izleyicimiz dedi ki benim eşim soruyu soran bayandı. Namaz kılıyor fakat namazlarını camiye gidebilmesine rağmen gitmiyor. Ben de ona diyorum ki bak camiye gitmek sünnettir peygamber. İşte camiye gitmeyi tavsiye etmiş. Evet. Bu konuda eşim hani o da yok diyor, itiraz ediyor, beni dinlemiyor. Acaba doğrusu nedir Seydam? Doğrusu şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani cemaatle camide kılınan bir namazın evde yalnız başına kılınan tek bir namaza 27 derece daha faziletlidir. Evet. Ve camiye giden bir insan her bir adımı attığı zaman bir günaha af olur, bir derece kazanır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazına gelmeyenler için işte benim kalbime öyle gelir ki ben yerime birisi böyle namaz kılsın diye bir tayin edeyim ve gidip birkaç kişiyi de alayım. Bir miktar da odun toplayayım ve o namaza gelmeyenlerin evlerini başında yakayım yani. Evet. Dolayısıyla bacımız haklıdır. Evet. Doğrusunu söylüyor yani belki günahkar olmaz diyebiliriz. Yani nihayetinde farzını kıldığı için fakat büyük bir sevaptan da mahrum kalıyor. Büyük bir sünneti, müekked bir sünneti de yapabildiği halde yapmadığı için yani kendisine zarar vermiş oluyor. Yani zararı şudur, yani büyük bir hazineden bir nevi mahrum kalıyor yani. Eyvallah Seyda. Evet. Allah razı olsun inşallah. Hiçbir. Evet, ikinci bölüme geçelim. Hemen sorularınızı alalım. Seydam diyor ki, sahurda ekmek yerken veya su içerken ezan okunursa, ağzımızdakini geri çıkarsak da oruç bozulur mu Seydam? Yok. Yani ezanla birlikte sesini duyar duymaz ağzındakini atarsa ve hiçbir diyelim ki orada kalan kırıntıları yutmasa
Orucu geçerlidir. Orucu geçerlidir inşallah. Eyvallah Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Kelime-i şehadet nasıl getirilir Seydam? Eşhedü en la ilahe mi yoksa eşhedü en la ilahe midir? Nasıldır Seydam? Şimdi Arapçada nun lamda dağm olur. Tabi bunu belki herkes bilmez ama eşhedü en la ilahe demek daha doğrudur. Peki en la derse? Zararı yok. Yani eyvallah yine caizdir ama doğrusu mesela Arapçanın usulüne göre en la ilahe illallah demek ekranda daha doğrudur. Ekranda gözüken ikinci yani ikinci yazı. En la'dır yani nunla beraberdir. Eyvallah Seydam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Yatsı ezanına çeyrek kala Seydam. Akşam namazı kılınır mı? Yani yatsı ezanına çeyrek kala derken bu şeye göre değişebilir. Yani mevsimlere göre değişebilir. Şimdi Şafii mezhebinde ve özellikle diyelim ki Doğu Güneydoğu bölgesinde yatsı ile akşam namazı arasında 1 saat 15 dakika diye tayin edilmiştir. Yani o şekil meşhur olmuş. Evet. Bazıları bunu kabul etmez tabi. Diyorlar ki bu da değişebilir. Doğrudur değişebilir ama genellikle alimlerimiz öyle söylemişler. Şimdi 1 saat 15 dakika geçtikten sonra Şafii mezhebine göre yatsı namazı kılınabilir. Meşhur budur. Ama ezanı beklemek daha iyidir. Eyvallah Seydam. Evet. Allah razı olsun. Gelsin diğer sorumuz. Seydam memur kadın promosyonunu özel ihtiyaçları için işsiz kocasına verebilir mi acaba? Kadın memurdur, kocası işsizdir, özel bazı ihtiyaçları var. Yani evin idaresi demek ki kadın yapıyor. Yani şu anlık ona diyelim. Göre ama normalde evet. Kocasına aittir, verebilir. Çünkü kadın zekatını da kocasına verebiliyorsa promosyonunu da verebilir. Eğer kocası ihtiyaçsa, özel ihtiyaçlar demiş artık neyi kastediyorsa. Yani normal ev ihtiyaçları için de verebilir. Verebilir. Evet çünkü peki. İşsizdir gerçekten başka geliri yoksa verebilir. Eyvallah. Verebilir. Gelsin diğer sorumuz. Alkol içeren Seydam, krem veya parfümün kullanılması caiz midir? Biliyoruz evet. Ki içinde alkol var. Evet, caizdir. Çünkü o alkol ilaç hükmünü almıştır artık. Yani evet. O sarhoşluk özelliğini kaybetmiş. Dolayısıyla orada kullanılması biraz daha takviye için olduğu için caizdir. Parfüm demiş Seydam, normal koku olarak. Parfüm değil mesela tabii, krem dedik. Evet. Parfüm eğer parfümün içinde varsa çok fazla değilse derecesi çok yüksek değilse evet. Diyelim ki 60 derece veya daha fazlaysa o caiz değil. Hı-hı. Ama ondan düşük ise caizdir. Peki Seydam. Eyvallah. Gelsin diğer sorumuz. Diyor ki Seydam psikolojik rahatsızlığım var. Geceleri uyuyamıyorum. Şifa olacak bir dua veya ayet öğretir misiniz bana diyor. Cevabı Kürtçe ve Türkçe ikisi de yani diyor. Mesela hani bu kısa yerde onu söylememiz biraz zor olur doğrusu. Biraz kısa yani Seydam biraz Ayet-el Kürsi okusun. İhlas, Felak, Nas sureleri okusun. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halak. Rabbi inni eûzu bike min hemezâti şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bu iki duanın Seydam hem Kürtçesini hem Türkçesini alabiliriz. Bismillahillezî lâ yadurru me'a ismihi şey'in fil ardı ve lâ fissemâi ve huve semî'ul alîm gibi zikirleri. Ve genel olarak bildiği zikirleri dahi yoksa inşallah faydası olur. Nerede bulabilir en azından onu söyleyelim. Bunu senin. Mesela genel dua kitaplarında da bulabilir. Ve merhum babama ait bir Amel-i Şevroji adında bir kitap var. Kitapçılarda satılıyor, dini kitap satanlarda. Amel-i Şevroji. Amel-i Şevroji burada o bütün zikirleri bulabilir inşallah. Peki Seydam. Evet. Gelsin bir de sorun. İmam Nevevi'nin El Ezkar'ı var. Onun tercümesinde bulabilir. Evet. Eyvallah Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Allah'a inanmayan Seydam, kişilerin cenaze namazını kılmanın hükmü nedir demiş. Yani Allah'a inanmayanın cenaze namazı kılınmaz. Kılsa dahi boştur, kabul evet. Edilmez. Bildiği halde kılsa bu günahkar olur. Haramdır. Haramdır. Tabii. Eyvallah Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Gayrimüslim ülkelerin sigorta şirketlerinde çalışmak caiz midir Seydam? Ki faizle iş yapıyorlar yani. Sigorta şirketlerinde. Yani gayrimüslim ülkelere gitmek zaten pek doğru bir şey değil mi? Eyvallah. Muhtaç olmadığı müddetçe. Yani orada mesela sigorta şirketlerinde çalışabilir. Eğer normal yani zaten genelde faiz işlemleri burada da yapılır. Buradaki sigortalarda da olabilir. Fakat kendisi normalde iş karşılığında yani ücretini alacak. Banka olmasın ama sigorta şirketleri olabilir. Sakıncası. Velev ki faiz içinde biraz faiz de olsa. Olsa da bir şey olmaz. Yani şu şekilde bir şey. Çünkü ayrıyeten
diğer yani hepsi faiz değil. Hepsi yani. Faiz değil. Evet. Bir miktarı faiz. Evet. Ama hani yani normalde zaten o şirketlerde eğer başka imkanı varsa orada çalışmaması lazım. Eyvallah Seydam. Hatta gayrimüslim ülkeye gitmesin. Gitmesi doğru değildir yani. Eyvallah Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Kadınların Seydam lazer epilasyon yapması caiz midir? Yani kadın kendisi için mi yapıyor yoksa o işi mi yapıyor? Yok Seydam. Kendisi lazer epilasyon yapılan yerlere gidip yani tüylerini aldıracak. Yani eğer bu işi yapan kadın ise. Evet. Ve o yaptığı iş vücuda zarar vermeyecek ise ve kocasının izniyle gidiyorsa ve yine gittiği yerde mesela diz ile göbek arası o mahrem bölgelere bakım olmasa diğer yerlerde kadının, bir şey olmaz. Kadının kadına avreti neresidir Seydan? Diz ile göbek arasıdır. Orayı gösteremez. Kadın orayı da olsa. Kadına da gösteremez. Peki Seydan. Ama diğer bölgeleri mesela yapabilir. Peki, o da kocasının izniyle. Eyvallah Seydan. Gelsin diğer sorumuz. Farz ya da kaza orucu tutan bir kimse Seydam kusarsa orucu bozulur mu acaba? Eğer o kusmuğu geri gitmezse ve o kusması da gayri ihtiyari ise orucu bozmaz. Bir sakıncası yok. Evet. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Ölü doğan çocuk için akika verilir mi Seydam? Verilebilir. Verilirse daha iyidir. Yani en azından o sevabı babası kazanır yani. Hani evet. Akika verilir, hani şefaatçi olabilmesi için. Eğer verseler şefaatçi olur mu o çocuk onlara? Yani vermese de şefaatçi olur inşallah. İnşallah. Çünkü o şefaat sadece çocuğun ölümüyledir. Yani mesela masum bir çocuk ölmüş ise, anne babası onun için acı duymuşlarsa, o çocuk evet. Kıyamet gününde inşallah şefaatçi olur. Akikanın vermesi tabii ki daha iyidir. Ekstra sünnettir. Evet. Eyvallah evet. Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı Seydam? Yani iadesi bazı alimlerimizin özellikle Şafii mezhebinin müteahhir ulemasının hepsi hemen hemen iadesinin yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Evet, kılınmasa da olur, kılsa da zararı yoktur. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Adete 15 gün kala leke görülürse ibadetlerin hükmü ne olur Seydam? Adete 15 gün kala. Yani daha normalde adetine 15 gün var. Diyelim ki bir hafta önce adetten çıkmış. Daha 15 gün var normalde. Evet, evet. Ama bir leke gördü şu an Seydam. İbadetleri nasıl kılacak Seydam? Devam edecek. Onlar hastalıktır. Yıkanıp, temizlenip ibadetine devam edecek. Nasıl? Normal bir şekilde mi yoksa nasıl namaz kılması lazım? Şimdi yani o lekenin gelmesine bağlıdır. Eğer leke sürekli gelirse... Evet Seydam. Yani sürekli gelirse o zaman şey yapacak yani abdest vakit girdikten sonra evet. Abdest alır, temizlenir, bağlanır, kendisini iyice bağlar ve hemen namaz kılar beklemeden. Eğer bu devam ederse. Ama yok mesela böyle diyelim ki bir leke görmüş ve kesilmiş. Veya bir iki leke görmüş ve kesilmiş. O eskisi gibi devam edecek. Sadece o lekeleri temizleyecek ve namazını kılacak. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Küfür eden kocaya karşı kadının tavrı nasıl olmalı? Eşi hakaret ediyor Seydam. Bir kadın yani hakaret eden, küfür eden bir adama karşı ne yapmalı Seydam? Yani ne yapabilir ki? Mesela odur yani. Diyelim ki eğer özellikle o küfür yapma sebeplerini ortadan kaldırması, eğer mesela onun konuşmalarıysa, tavrıysa onları o konuda kendine biraz daha dikkat etsin yani. Ta ki o insan da o günaha girmesin en azından. Yok eğer böyle rastgele yapıyorsa bazıları vardır ki diyelim ki eve gelir gelmez gelir gelmez o tür hakaretleri yapıyorsa o zaman kadın mesela bazı vesilelere müracaat edebilir. Yani mesela yani, boşanabilir mi? Boşama davası açabilir mi böyle bir adamı? Tabii yani eğer sürekli hakaret ve küfür yaparsa boşama davasını açabilir. Eyvallah Seydam. Evet, çünkü o erkeğin bunu yapma hakkı yoktur. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Taklidi iman ile tahkiki iman arasında ne fark var? Nedir Seydam? Manası nedir bunların? Taklit yani birisine uyarak bir işi yapmaktır. Eyvallah. Tahkik ise bir meseleyi anlayıp yapmaktır. Mesela diyelim ki tahkiki iman dediğimiz yani Allah'ı delilleriyle bilmek. Mesela Allah'ın sıfatlarını bizzat öğrenmek, manalarını öğrenmek. Ve Allah'ın varlığı için mesela delilleri bizzat hem ayeti kerimelerden nakli ve akli delilleri bizzat kendisi
bilerek o şekilde inanmak tahkikidir. Fakat Allah vardır, bunu duymuş. Ve duyduğu için o da Allah vardır. Ve anne, bunu babadan görmüş. Anne babadan görmüş, toplumundan görmüş. O da buna bir nevi rıza göstermiş. Yani sorulduğu zaman sen bunu biliyor musun? Ola bilmiyorum ama böyledir. Biz de bu şekilde inanıyoruz derse bu da taklididir. Peki geçerli midir taklidi iman Seydam? Elbette ki geçerlidir. Fakat tahkiki iman mümkün ise onu elde etmek vaciptir. Eyvallah Seydam. Evet. Allah razı olsun. Gelsin diğer sorumuz. Diyor ki Seydam, eşiyle ilgilenmeyen koca günaha girer mi acaba? Tabi bu ilgilenmeme neyi kastediyor tam olarak? Yani ihmal varsa ve o kadının diyelim ki psikolojikmen çökmesine sebebiyet verirse günahı var tabii ki. Mesuldür. Eyvallah. Çünkü o evliliğin bir hikmeti var. Yani sadece yemeğini ver, yani işte elbisesini şey değil, al, onun dışında evet, yani bir hizmetçi değil ki, yani normalde o ilgiyi görmesi lazım. Eyvallah. Sevgisini gösterecek, yani fıkhi olarak artık gereken şeyler neyse onları göstermesi lazım. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Diyor ki Seydam, promosyon parasıyla Afrika'da su kuyusu açılır mı? Açabilir miyiz? Açılır. Yani oradaki ihtiyaç sahiplerine en güzel bir şeydir. Peki Seydam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Kadın kocasından izinsiz Seydam bir yerlere gidebilir mi demiş. Yani o bir yerler dediği, eğer diyelim ki mecburen öğrenmek istediği dini bilgiler ise gidebilir. Ama mesela çarşıya pazara gidecekse yok, gidemez. Ama koca ihtiyacını görmediği halde kadının da ihtiyaçlarını görmesine izin vermiyorsa yani artık ciddi ihtiyaçlar. Evet. O zaman o ihtiyaçlar için sadece elbette ki ihtiyacını giderebilir yani. Keyfi olarak ama. Fakat keyfi sohbete gidiyor, komşuya gidiyor, diyelim ki başka akrabalarına gidiyor, burada kocanın izni olmadan giderse günahkar olur. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Diyor ki adak eti kimlere verilir Seydam? Kişi kendisi de yiyebilir mi adak etinden? Adak eti herkese verilebilir. Yani çevreye. Zengin, fakir. Zengine, fakire. Tabii ki ihtiyaç sahiplerine vermek Neyse. Daha iyidir. Eyvallah. Akrabaya, yabancıya verilebilir. Eyvallah. Evet. Kendisi yiyebilir mi Seydam adak kendisi etini? Kendisi yemez. Peki birine verdi, ona misafir oldu. O şekilde yiyebilir mi? Olabilir. Hatta birisine biraz fazla pay verip o da o payı kendisine hediye de edebilir. Bir sakıncası yok. Sakıncası yok. Ama normalde yiyemez. Ama normal yani vermeden sırf yani kestiğinden alması caiz değil. Kurban eti gibi yapamaz. Evet. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz hemen. Alalım sorumuzu hazırsa. Ticaret için bandrollü tütün alıp satmak caiz midir Seydam? Yani bu sigaranın içilebilir mi, içilmez mi ona bağlıdır. Eğer sigaranın içilmesi günümüzdeki alimlerin hemen hemen hepsine göre haram olduğuna göre alınıp satılması da caiz değildir. Eyvallah. Ama eski alimlerimize göre giderse ki onlar mesela bazıları mekruh, bazıları mubah ve bazıları da insana göre eğer zararını hissediyorsa haramdır. Eğer ona göre gidersek o zaman caizdir onların. Sizin tercih ettiğiniz görüş hangisi Seydam? Benim tercih ettiğime göre satılması yani uygun değildir. Yapılmaması daha iyidir. Çünkü en azında günümüzde mesela ciddi bir şekilde onun zararı tespit edilmiş. Eyvallah. Dolayısıyla yani ben haram demesem de ama harama yakın bir şey kanaatimde. Eyvallah Seydam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Kıdem tazminatı Seydam almak caiz midir? Kıdem tazminatı nasıl? İnsan kendisi mi istiyor yoksa veriliyor mu? Yani bildiğim kadarıyla veriliyor. Ben çok duymuşum ama araştırmadığım için meseleyi tam bilmiyorum. Yani herhalde işten ayrılınca Seydam bir tazminat veriliyor o kişiye. Onu almak caiz midir? Başvurmak caiz midir? Yani, kendin de ayrılsan yani ya da seni işten çıkarsalar diyelim bir tazminat veriyorlar kısacası. Yani öyle bir örf olmuş Seydam. Eğer bir örf olmuşsa ve genel ise caizdir. Alabilir. Eyvallah Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Şeker ve tansiyon hastasıyım demiş. Ramazan'da oruç tutamıyorum. Bunun kefaretini nasıl yapacağım demiş Seydam. Yani şeker ve tansiyonu ciddi şekilde böyle çok yüksektir ve bu riskli bir duruma gelmiş. Doktor da oruç tutamazsın demiş ise o zaman kefaretini her bir gün için bir insanın doyabileceği kadar
para verecektir. Fakire, yani böyle zekatın, zekata muhtaç bir insana verecek. Yani hepsini bir kişiye de verebilir, her birisini başka birisine de verebilir. Eyvallah Seydan. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Uzanarak Kur'an okunur mu Seydan? Bir sakıncası var mıdır? Yani Kur'an okumanın edebine muhaliftir. Haram mıdır Seydan? Yani haram şu şekilde. Mesela diyelim ki bir insan yatağa giriyor. Yatma zikri olarak diyelim ki Felak, Nas surelerini, Ayetül Kürsi'yi okuyor, o bir şey olmaz. Ama normalde böyle uzanmış bir cüz okuyor. Evet. Bu yani Kur'an'ın okumasına o edebe riayet etmediği için bu caiz olmaz. Evet. Yerine göredir yani. Eyvallah Seydam. Eyvallah Seydam. Yani mesela diyelim ki adam uzanıyor Seydam, yatmadan önce kendine Nas suresi falan okuyor dediğimiz gibi. O bir şey olmaz. Ama onun dışında zikre giriyor yani. Edebe aykırıdır. Evet. Eyvallah Seydam. Yani normal Kur'an okuma tilavetini yapıyorsa ve bunu uzanarak yapıyorsa bu caiz değil. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Yarım yamalak zekat verenlerin hükmü nedir Seydam? Zekat farzdır. Yani yarım yamalak. Yani zekatının diyelim ki zekatı 100 bin ise veyahut 10 bin ise bunun 1000 lirasını veriyor, 9 bin lirasını vermiyorsa veya 9 bin veriyor, 1000 lirasını vermiyorsa vermediği miktar o konuda o miktarla yani mesuldür, günahkardır yani. Zekat vermeyenlerin hükmü nedir Seydam ahirette? Yani kıyamet gününde hani Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede işte zekat vermeyen, daha doğrusu yani o toplayıp da malı toplayıp da yani yerine vermeyenler için o altınların, gümüşlerin işte cehennem ateşinden böyle kızdırılır vücutlarına yapıştırıldığı zikrediliyor ayet-i kerimede. Azap görecek. Büyük bir azaptır. Zaten cehennem içinde ayrıyeten de onlar böyle bir nevi mühürlenecek yani o altıncıklar, vermedikleri o şeyler. Paralarla. Evet. Allah muhafaza eylesin inşallah. Gelsin diğer sorumuz. Alalım. Şimdi faizli bankaların faizsiz kredilerini kullanmak caiz midir? Diyelim ki bir banka faizli bir bankadır Seydam. Evet. Fakat örneğin bir kampanya düzenliyor, faizsiz kredi veriyor. Alabilir miyiz Seydam? Yani mümkün mertebe faizli bankalarla muamele etmemek lazım. Evet. Bir Müslümanın oraya kendi rızasıyla gitmemesi lazım. Çok mecbur kalmadıkça o kapıya gitmesi caiz değildir. Eyvallah Seydam. Evet. Öyle ki faizsiz kredi verseler bile. Aynen, evet. Peki Seydam. Gelsin diğer izleyicimiz. Diğer sorumuz. Pardon. Gelin kayınbabasının altını temizlerken nikahı düşer mi demiş. Nikah düşmez. Tam olarak ne kastediyor? Nikah düşmez. Yani hani mesela avret mahallini diyelim ki mecburen görür şey yapar falan. Yani hani o şekilde nikah düşmez. Nikah düşmek değil de. Fakat eğer başkası varsa, diyelim ki onun oğlu, onun mahremi varsa adamın, gelinin bunu yapması doğru değildir. Zaten hiçbir şekilde nikah düşmez. Kayınpederidir Seydam. Evet. Yani böyle ki eşi ölse bile... Şimdi Hanefi mezhebine göre biraz sıkıntı var bu konuda. Nasıl Seydam? Şimdi Hanefi mezhebine göre diyelim ki gelin kayınbabasının elini tuttuğu zaman, öptüğü zaman... Kayınpederinde bir şehvetlenme olursa, tamam. Veyahut da gelinde şehvetlenme olursa, yani o artık o nikah düşer yani. Yani oğlu artık o kadınla şey yapamaz. Öyle bir durum var. Yani biraz bir incelik var Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebine göre hiçbir yok, şekilde. Yok. Diğer mezheplerin hiçbirisinde yok. Eyvallah Seydam. Evet. Allah razı olsun. Hazırsa var mı başka sorumuz? Alalım. Üzerimizde kalan cüzleri Seydam unutup okumamanın hükmü nedir? Demiş. Yani mesela yani, birisi demiş cüz dağıtalım. O da demiş falan cüz sana ait olsun. Unutmuş Seydam. Yani unutmak hani namazı bile unutursan bir şey ki cüzleri okumak diyelim ki bir sözleşmedir. Hani onlar okumuş sayıyor ya Seydam. Sonra hatmi teslim ediyorlar. O da unutmuş. Evet yani okunan kısım zaten teslim edilir. Bir sakıncası yok. Bir sakıncası yoktur. Yani tekrar okusa okuması daha gerekiyor. Yani okusa tabii mesela gerekmek şu şekilde yani farz değil. Her ama hani farz. Söze uygun hareket etmesi biraz daha güzel olur yani. Eyvallah Seydam. Evet. Eyvallah. Gelsin sorumuz. Ölmüş kişinin arkasında para ile senelik hatim okutulabilir mi demiş Seydam.
Yani onun sevabı ona gitsin diye yapılabilir. Bir sadaka şey hükmüne girer. Yani en azından o para diyelim ki bir fakire verilir, o Kur'an okur. O paradan istifade eder ve o kişi de o Kur'an'ı okudu. Zaten hem parayı vermekle o sadaka onun inşallah ruhuna gider. Ve de okuduğu zaman da onun niyetine okusa inşallah onun ruhuna gider. Yani faydası var, zararı yok ama hani bir pazarlıkla olmaması lazım. Mesela okuyan kişi sen bana bu kadar vereceksin, o da yok işte bu kadara oku. Bu şekilde pazarlık uygun değil. Medresedeyken Seyden bazen öğrencileri çağırıyorlardı böyle bir durumda. Evet. Hani öğrenciler para istemiyor ama gelip okuyorlar, o da gelip para veriyor onlara. İşte o güzeldir yani. Bir sakıncası yok. Orada bir sakınca yok. Eyvallah. Yani. Gelsin, son sorumuz gelsin. İlk evim projesinde Seyden demiş ki katılım bankaları 0.69 faizle kredi veriyor. Konut almak için acaba caiz midir Seyden? İlk evim evim bu evim var ya Seydam. Evet projesinde katılım ilk evim bankaları. İlk evim projesinde. TOKİ Seydam, TOKİ ile ilgili. Bu son zamanlarda yapılan TOKİ başvuruları var ya. He. Katılım bankaları 0.69 faizle kredi veriyor. Katılım bankası diyor ama. Evet. Konut almak caiz midir acaba? Evet. Yani faiz işin içine girerse caiz olmaz tabii ki. Eyvallah. Bu katılım dahi olsa caiz değildir eğer faiz verirse ama belki detaylarını bilmek lazım. Onu bilmemiz lazım. Acaba gerçekten bu faiz midir yoksa tam nasıldır onu biraz daha açık bir şekilde sorsa belki biraz daha değişik bir şekilde ifade edebiliriz. Yalnız bu şekilde faiz işin içine girerse ne kadar az da olsa haramdır. Peki Seydam, Allah razı olsun inşallah. Bu şekilde programımızın sonuna geldik. Evet. Var mı Seydam söylemek Allah Celle Celaluhu bu programı hayırlara vesile kılsın. Amin Seydam. Yaptığımız yanlışlar varsa Allah bizi affetsin. Amin ecmain. Ve bu konuda eğer seyircilerimiz bir şeylere yani yanlış bazı şeylere vakıf olmuşlarsa bildirmeleri de bizi sevindirecektir. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi ahir zamanın fitnesinden muhafaza buyursun. Allah razı olsun Seydam. Kıymetli ecmain. İzleyiciler, programımızın sonuna geldik haftaya. İnşallah tekrar aynı saatte nasip olursa buluşmak dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.